hepimizin zaman zaman hediye alma ihtiyacı oluyor. Birilerine özel günleri için ve bazen yılbaşı gibi nedenlerle birçok insana aynı anda hediye almamız gerekiyor. Hediye almak o kadar kolay bir şey değil. Daha doğrusu bazı insanlara hediye alırken çok kolay seçebilirken bazı insanlara hediye alırken çok zorlanabiliriz. Bu hediyenin maddi değeriyle bağlantılı olabileceği gibi maddi değerinden bağımsız olarak seçim yapmakla ilgili bir zorluktan kaynaklanır. Çünkü biz hediye alırken birçok şeyi düşünmek zorunda kalırız. Bunlardan bir tanesi hediye bir ihtiyacımı karşılamalıdır. Yoksa sadece karşıdaki kişinin hoşlanacağı bir obje mi, ona keyif verecek bir şey mi olmalıdır? Bazen ihtiyaç olan şey seçilebilir. Özellikle karşımızdaki kişinin ihtiyacı olan bir şeyi biliyorsak ve onun o sırada onu alamayacağını düşünüyorsak böyle bir özel seçimde bulunabiliriz. Ama aslında çoğunlukla seçtiğimiz hediyeler bizim hediye alacağımız kişiye ilişkin algılarımızdan oluşur. Bizim o kişiye yüklediğimiz anlamı temsil eder. Dolayısıyla da bazen çok uygun bir hediye aldığımızı düşündüğümüz, çok sevineceğini düşündüğümüz bir kişi hediye karşısında bizim kadar büyük bir özen, mutluluk göstermeyebilir. Çünkü aslında biz o kişiyi tam olarak tanımadan kendi kafamızdaki, kendi aklımızdaki o kişiye ait imaja göre hediye seçmiş oluruz. Bu nedenle hediye seçerken düşünmek gerekir. Ben ne düşünüyorum o kişi hakkında? Acaba düşündüklerim gerçekten o kişiyle örtüşüyor mu? Yoksa ben onu öyle bir özellik mi atfediyorum diye. Ee, hediyenin sık söylenen sözlerinden bir tanesi büyük küçüğü olmaz. Pahalılığı ya da ucuzluğu önemli değil. Önemli olan alınan hediyenin karşı tarafı mutlu etmesidir. Peki karşı tarafa hediye verirken onu mutlu etmeyi nasıl başaracağız? Ee, önce karşımızdaki kişiyi iyi tanımaya çalışmalıyız. Gerçekten ne tür bir şey almak onu mutlu edecektir. Ee, onun ihtiyaçları ama ihtiyaçtan kastettiğim sadece maddi anlamda değil manevi anlamda ihtiyaçları nelerdir? Çünkü aslında verdiğimiz hediye bir anlamda da bizi temsil eden bir hediyedir. Bizim hiç hoşlanmadığımız, bizim hiç normalde seçmeyeceğimiz bir şeyi sadece karşımızdaki kişi bunu ister diye hediye almak çok da içimize sinmeyecektir. O nedenle çoğunlukla hediye alırken zorlanırız. O hediye seçerken önce çocuklardan bahsedersek çocuklara hediye seçmek hele günümüzde çok zor. Çünkü birçok Çocuğun, hediye alacağımız çocuğun hemen her şeyi var. Özellikle çocuklara hediye seçen kişi anne baba değil de dışarıdan birileri ise gayet iyi bilirler ki çocuklar için en keyifli olabilecek hediye oyuncak olabilir. Ama aileleri için en keyifli hediye çocuğun daha kullanabileceği bir eşya olabilir. O zaman bir ikilem başlar. Çocuğa göre mi hediye seçelim yoksa anne babaya göre mi hediye seçelim? çocuklara göre hediye seçerken de o çocuğun hangi oyuncaklarının olduğunu, nelere sahip olduğunu çok iyi bilmemiz gerekir. Eğer çocuğu çok iyi tanıyorsak ve gerçekten çok istediği ve beklentisi olan bir şey olduğunu biliyorsak, ki çoğu çocuk iyi tanıdığı kişilere hep ellerinde bir listeyle geziyorlar. O zaman hediye seçimimiz kolaylaşır. Ama çok iyi tanımadığımız bir çocuksa o zaman kendimizin uygun göreceği, çocuğu çok da düşünmeden, sadece onun yaşını ve gelişim dönemini düşünerek bizim uygun göreceğimiz bir hediyeyi almak, bizim ona vermek istediğimiz değeri yansıtacak bir hediyeyi seçmek, örneğin bir kitap seçmek, örneğin bir puzzle ya da bir grup oyunu gibi değer kazandıracağını düşündüğümüz bir şeyi seçmek her zaman daha doğru bir seçim olacaktır. Erişkinlere hediye seçmek de bazen çok zor olur. Karşımızdaki kişiye o hediyenin değeri olmayacağını ya da beğenmeyeceğini endişesi bazen acaba bundan var mıdır endişesi nedeniyle zorlanırız. Burada hep unutmamamız gereken şey, hediyenin karşımızdakinden çok bizi yansıtacağını ve eğer aklımızda herhangi bir şey yoksa, karşımızdaki kişinin ihtiyaçlarını, gereksinimlerini, isteklerini düşünmek yerine daha keyif verici, hem bizi hem karşımızdaki kişiyi mutlu edecek hediyeler seçmek bu bazen bizimle ilgili çok küçük bir şey de olabilir. Bazen çok orijinal, değişik, farklı bir şey de olabilir. Orada önemli olanın hediye verilen kişiye değer verdiğinizi, anlam verdiğinizi, onu düşündüğünüzü anlatmak olduğunu unutmadan hediye seçmek gibi keyifli bir işi eziyet haline getirmeden hediyelerimizi seçip karşımızdakilere vermek gerekir. Hediyeyi seçmek kadar hediyenin nasıl verildiği de çok önemli. Eğer hediye seçerken çok zorlandıysanız bu duygularınızı karşınızdakine yansıtacak ve ondan da çok fazla beklentiniz olacaktır. O yüzden keyifli olarak hediye seçmek, kendimizle ilgili olduğunu unutmamak, karşınızdakine de çok anlamsız gelmeyecek bir hediyeyi değerlendirmek bu sorunu çözecek ve hem bizi hem de karşı tarafı mutlu edecektir.